tavsiye ederiz efendim. 4 güzel performans, 5.'si yolda. Müge İnşallah. Hanım'la karşı karşıyayız. Sayın Müge Vardar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim siz. İyiyim efendim. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Aynı şekilde. Sorular biraz zorca. Ama çok da korkutmamıştır herhalde. Yok, yani gayet zorlardı. Zorlardı ama korkmadınız. Evet, korkmadım. 7400 puan artı 2 saniyeye ihtiyacımız var. Bu da ne demektir? 24 tane. Evet. En fazla 9800 alabileceğimize göre 24 tane harf alabilirsiniz 14 soruda. Neredeyse soru başına 2 harf alabilecek durumdasınız. Boşu boşuna kendinizi riske atmayın derim. Tamam. Sakin başlayalım, sakin devam edelim. Üzerine de 2 saniye arttırdık mı bileğimizin hakkıyla, alnımızın hakkıyla çıkarız işten. İnşallah. Başlasın mı? Başlasın. Gelsin o zaman. 4 harfli tek bir kelime şöyle sorulmuş. Koyak'ta denen coğrafi harf alan. Alayım. Buyurun. Pek kullanılmıyor. Hiçbir fikrim yok. Mesela koyağım o kadar yeşildi ki diye bir kitap duymamışsınızdır. Harf alayım. Buyurun. Vadi. Olabilir mi? Yani. Olur. A ve İ var orada. Sonuç. Daha kolayı gelsin. Çok daha kolayı. Görelim efendim. Bu seferki kelime anlamı. Aralarında ayrım olmayan. Aynı. Çok güzel. Kelime anlamı gelsin, dağarcık gelsin. O konularda iyiyiz belli ki. 600 puana çıkıyor kasa. Belgesel? Az biraz. Seyreder misiniz yani? Yani denk gelince ya da denk ilgimi gelince. Çekerse. Özellikle zaman harcamıyorsunuz. Yok hayır. Genellikle hangi tür belgeseller ilginizi çeker? Genellikle hayvanların bulunduğu. Çok yani güzel. Denk gelirse izlerim. Şey, denizaltı. Denizaltı. Deniz canlıları falan. Yani. Neden soruyorum? Şundan dolayı. Bakın, belgesel izlerken yazılmış soru da o yüzden. Bir köpek balığı türüne de adını veren el aleti. Bir el aletinin adı, aynı zamanda bir köpek balığının da adı. Harf alayım. Ç harfiyle başlayan bir el aleti. Çekiç. Çekiç diye köpek balığı mı? Hayır. Belki de vardır, bilmiyorum. Çekiç. Çekiç diye köpek balığı mı var? Zannetmiyorum. Gene biz bir bakalım. Var mı acaba çekiç diye bir köpek balığı? Var mı? Olmaz mı? Bir şey öğrenmiş çekiç oldum. Çekiç burun. Çekiç köpek balığı da diyorlar da aslı çekiç burun köpek balığı. Bundan sonra unutmam. Bir şey görmüşsünüzdür ama hani böyle gözleri iki tarafında böyle hayır, garip bir yaratı. Hayır, hiç zannetmiyorum. Hiç görmediniz. Hayır. Neyse. Belgesellerde var. Gelsin yeni soru. 5 harfli cevapları bitireceğiz. Hazreti Davut'a gönderilen kutsal kitap. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Bir ara dedim herhalde anneniz oradan koşup buraya gelecek. Cevabı ay, biliyor. Harf alayım. Gelsin. 4 kitap var yani. Onlardan biri. Ne vur? Bir tane daha harf bir alayım. Bir tane daha. Tebur mu? Tevrat o. 100 puan için değmez. Harf alayım. Alalım son harfi de. Zebur. Ay. Buradan puan kazanamamış olabiliriz ama 1000 puandayız efendim. Ay, gerçekten bilmiyordum ama. Tamam canım, sıkıntı büyük bir yok. Gaflet. Bazen bilemediğimiz kelimeler karşımıza evet. çıkabiliyor ama bize lazım olan zaten 4 soru bittikten sonra 1000 puana ulaşmaktı. Tamam. Siz zaten 1000 puandasınız. Buyurun. Şimdi gideceğiz biraz ilkokul yıllarına. El işi kağıdı da denen kağıt türünün Fransızca kökenli adı. Turnusol. Turnusol kağıdıyla el işi yapılmaz. O asit baz ölçer. El işi yapılan, evet bir an aklım karıştı. El işi kağıdı. Nokta nokta kağıdı, Fransızca kökenli. Hani o kedi merdiveni yapardık. Yapar mıydınız? Yapmışımdır herhalde. Kedi merdiveni. Siz benden yaklaşık 10 yaş daha gençsiniz yani. Nasıl herhalde? Ben hatırlıyorum. Gerçekten el işi kağıdı denilen kağıt türünün Fransızca adı. Bilmiyorum. Az da değil. Koca 600 evet. puan. Yani keşke doldurmasaydım. Krapon kağıdı. Hiç kullanmadım. Ama turnusole niye atladınız o zaman hemen? 6 harfi de değil turnusol. Ama hepsini açtırmam gerekecekti gerçekten. Olsun. 1200 puan kaybettik şimdi. O zaman yalnızca kazanacağımız puanı kaybederdik. Tamam. Neyse. Neyse. Sakince. Tamam mı? Halen şansımız var. Fakat o şansı kullanmamız lazım. Tamam. Hadi gelsin. 6 harfli cevaplar bitsin. Yine belgesel sorusu.
aligatör ve kayman gibi türleri bulunan bir hayvan. Harf alayım. Harf alayım. Aligatör. See you later, alligator. Şakasını da yapar. Timsah. Ecnebiler. Efendim? Timsah. Timsah. Başka ne olabilir ki de? Azıcık da ağaçlardan bahsedelim. Yedi harfli tek bir kelime efendim. Şöyle sorulmuş. Eflatun'la kırmızı arasında bir rengin ve bu renkte çiçekler açan bir ağacın adı. İstanbul'un simgesidir bu ağaç. Ta Bizans'tan beri İstanbul'un simgesidir. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Hatta bir ara otobüslerimiz bu renk olacaktı da sonra mor olmuş. Hiç fark etmedik. Harf alayım. Gelsin. Erguvan. Erguvan. 300 puan değerinde tekrar 4 taneli puanlardayız. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Herkese böyle bir ya da iki tane çıkıntılık yapacak soru geldi. Ben bu kraponla zeburu rahat cevaplarsınız ve hatta birkaç harf alırsınız diye beklettiğim sorularda asıl çıkıntı sorular bunlar işte. Bir bu var, bir tane 9 harfli var. Önce şunu bir halledin siz. Hadi gelsin. Eski bir tedavi yönteminin adı olan argoda da bıçakla yaralama anlamında kullanılan bir söz. Harf alayım. Nokta nokta etmek, bıçakla yaralamak. Harf alayım. Eskiden de böyle yine bedende küçük yaralar açar kan alırlarmış. Kirli kanı alıyoruz diye. Şeyle yapılan o. Bardakla yapılan. O işte bardak çekme o. Harf alayım. Buyurun. Hacemat mı ne? Öyle bir şey kaldı. Vallahi bravo. Kulak doygunluğu, dolgunluğu falan ama 400 puan kazandırdı. Kocaman alkışlar. Hacemat. Hacamat etmek. 8 harflidir tek bir kelimedir. Bu kolay efendim. 800 puan birden kazandıracak eminim. Hadi gelsin. İlçelerdeki en büyük mülki amir. Harf alayım. Yapmayın. İlçedeki en büyük mülki amir. Kaymakam. Kaymakam 700 puan değerinde. 2000 aşkı. Bir hastalığın adı 8 harfli. Şöyle sorulmuş efendim gelsin. Beyin zarı iltihabı. Harf alayım. İltihaplanması. Buyurun. Harf alayım. Kalıcı hasar bırakan bir hastalık. Harf alayım. Buyurun. Hı. Harf. Harf alayım. Harf. Ay. İ harfi. Son sesli harfi. Harf alayım. Bence menenjit ya. Menenjit. 300 puan değerinde 2500 olduk hasar. Asmayın yüzünüzü. Bir tane daha sıkıntılı soru var işte o hacamat gibi. O gittikten sonra 3 tanesi çok kolay. Buyurun gelsin. İlk 9 harfli cevabımız bu. Aslında 2 kelime. Ücretsiz, karşılığı ödenmeden anlamında oldukça eski bir kelime. Harf alayım. Ücretsiz, karşılığı ödenmeden. Harf alayım. Harf alayım. Para vermeden. Harf alayım. Ederini, değerini ödemeden. Ağanın üzerinde şapka var. Harf alayım. Bir tane daha. İkinci kelime ne olabilir? Harf alayım. Bedel. Ne bedel? Ne bedel? Ne bedel? Ne la bedel? Söylüyorlar mı? Duymuyorum. Yok onlar söylemiyorlar. Söylüyorlar duymuyorum diyor. Ne bedel ya? Anneni söylüyor. Gel sen de oyna. Ve duyuramıyor. Gerçekten bilmiyorum. Ne bedel? Ne la bedel? Ne la bedel? Ne la bedel? Bela bedel. Bila bedel. Bila bedel. Aa. Duymuştunuz bunu.
Yani bir mukavele gibi. Onun gibi, doğru söylüyorsun. Aynı nesilde kalmış ne yazık ki kelimeler. 12 saniye. Gelsin bakalım bir diğeri. İki kelimeden oluşuyor, şöyle soruluyor efendim. Fiziksel açıdan kişiden kişiye farklılık gösteren algılama seviyesini, acının algılama seviyesini tanımlayan söz dizisi. Ne çıtası? Çıta mıydı o? Çıta. Harf alayım. Buyurun. Aa. Bir tane daha harf istediler. Acı eşiği diyeceğim. Acı demişim ben zaten. Siz acı demişsiniz. Ağrı eşiği. Ağrı eşiği deyin ki 700 puan kazandırsın size. 2900 oldu kasa. Kaç soru göremeyeceğim? İki tane soru var. Bir saniye bıraktım ben, merak etmeyin. Tamam. O yüzden işe karıştım. Ne yapacağız? Yani bir soru daha göstereceğim size. İnşallah tamam. 5000 lira falan bağlarız bu işi. İnşallah. Olur. Vallahi olur. Yabancı tamam. kökenli kelime ikisi de. Son iki sorunuz yani 10 harfli kelimeler. Birer kelimeden oluşuyor cevaplar. E tamam ama bir saniyede ikisini nasıl cevaplayacağım? Vallahi yapan var. Yapan nasıl yapıyor? Yani yapılır. Mesela hiç harf almadan veya da bir harf deyip ben soruyu okurken basarsınız. Tamam. Sonra böylelikle ikinci soruyu da görürsünüz. Tamam. Ama cevap veremezseniz bu sefer kazandığımız puanı da götürür. Biraz daha geriye düşürür. Riski olan bir eylemdir. Sonuç olarak birinciliğe oynamadığım için soruları görmek isterim. Hah, Müge Hanım, bakış açısı bu. Ben işte bu yüzden sevdim sizi zaten. Teşekkür görür ederim. Görmez. Buyurun. Tek bir kelime bu. Hızlıca okuyorum. Gelsin soru. Bir harf alayım. Dediler, durdurdular. Bir harf alayım dediler, durdurdular. Evet. Ben de soruyu okuyayım. Akciğer hastalıkları. Özellikle de verem tedavisiyle ilgilenen sağlık kuruluşu. Yabancı kökenli bir adı var. Batı. Batı dillerinden dilimize girmiş. S harfiyle başlıyor. Akciğer hastalıkları. Kusura bakmayın. Hep o tarafa bakıyorum çünkü anneniz çok tatlı yani. Şu anda ellerini birbirine vuruyor. Buyuralım. Verem tedavisi, özellikle akciğer hastalıkları, yabancı kökenli bir kelime. Heybeliada'da mı vardı? Evet. Galiba Heybeliada'da vardı bir tane. Sanatoryum. Bilemezdim gerçekten. Bir sorum daha var, bunu bilirsiniz. Tamam. Gelsin efendim. En azından 14 sorunun 14'ünü birden gördüm. Gördüm. Son soru. Ortaçağ Avrupa'sındaki kilise mahkemelerine verilen at. Harf alayım. Dediler, durdurdular. Engizisyon. Engizisyon sanatoryumun aldığını geri veriyor. 2900 oluyor kasamız. Kocaman alkışlar Müge Hanım'a. Gitmeyin bir yere. Gitmeyin. Sizi yakalamışım, bırakır mıyım? Sizinle birlikte kapatacağız bölümü. Tamam. Ama önce tebrik etmemiz gereken bir isim var ki bileğinin hakkıyla kazandı. Bugünün gün şampiyonu İpek Hanım'dır efendim. Tebrik ederiz. Bu talihsiz grubun ne yazık ki efendim onların şeyi olacaksınız, lideri olacaksınız, önderi olacaksınız. İnşallah yeni başarılarınızla, yeni zaferlerinizle onlar da mutlu olacaklar. Evet, şanssız sorular geldi ama bak aramızdan bir tur şampiyonu çıktı diyecekler. Burak Bey'e çok teşekkür ediyorum. Betül Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Orhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Müge Hanım buradayken de bölümü kapatmak istiyorum müsaadenizle. Efendim, sempatik insanlarla birlikteydik. Güzel zaman geçirdik. İnşallah layık olduğu şekliyle ekranlarınıza da yansıtabilmişizdir. Yarın yine buradayız. Yepyeni 5 yarışmacıyla birlikte. Kendinize iyi bakın. Bizi de yoksuz bırakmayın. Hoşçakalın.